Göz aydın hepimize, mübarek günler bize, 11 ayın sultanı, hoş geldin evimize. Merhaba, merhaba, merhaba ya şehri Ramazan. Merhaba, merhaba, merhaba ya şehrel bereketi vel gufran. Merhaba, merhaba, merhaba ya şehret tesbihi ve tehlili vel zikri ve tilavetil Kur'an. Sahur özel programı. Oruç tutmak izzettir, bilenlere lezzettir. 11 ayın sultanı, müminlere rahmettir. Bereket dolu Ramazan ayının vermiş olduğu şevk ve heyecanla birlikte uzun süren bir çalışma sonrası sizler için hazırladığımız bir sahur özel programıyla yeniden birlikteyiz. Bu programı sizler için Selahattin Aksongur yönetiminde Ufuk Karcı hazırlarken Muhittin Sami Yaygıngöl teknik yapımda görev yapıyor ve ben İrfan Atasoy da sunmaya çalışıyorum. Hemen programımızın içeriğine kendimizi kaptırma vakti geldi diyelim ve Osman Ünlü hocamızın o hoş sohbetini Serhat İbrahimoğlu'ndan dinleyelim. Hududu geçmek, haddini bilmemek. Haddini bilmemek, kendisi için tayin edilen hududu, sınırı geçmek, edepsizliktir. Çünkü din büyükleri, edebi, hududa, sınırlara riayet etmek, onu taşmamaktır. En büyük edepse, ilahi hududu muhafazadır, gözetmektir, diye tarif etmişlerdir. Edebe riayet etmeyen hiç kimse, Allah-u Teala'ya kavuşamaz. Onun sevgili kulu olamaz. Peygamber Efendimizin ve onun yolunda olan din büyüklerinin yolu, baştan sona, hep edeptir. Namazın sünnet ve edeplerinden birini gözetmek ve tenzihi bir mekruhtan sakınmak, zikretmekten, tefekkür etmekten üstündür. Edep, insanın kendisini Hak Teâlâ'nın iradesine tabi etmesidir. Allah-u Teâlâ'nın fermanına muntazır olmasıdır. İslamiyet, edep dinidir, tevazu dinidir. Cahil olan cesur olur. Kendini alim sanır. Alim olan tevazu gösterir. Tevazu göstereni ise Allah-u Teala yükseltir. Dinde söz sahibi olmak için müçtehit olmak lazımdır. Müçtehit olmayanların din büyüklerini muhakeme etmeye kalkışmaları edep sınırlarını aşmak olur. Şerefül insan bil ilmi vel edep, la bil malı vel hasep buyurulmuştur. Yani insanın şerefi, kıymeti, ilmi ve edebiyle ölçülür. Malı ve baba ve dedeleriyle değil. Şems-i Tebrizi Hazretleri, Ademoğlunun edepten nasibi yoksa insan değildir. Ademoğluyla hayvan arasındaki fark budur, buyurmuştur. Abbasi halifelerinden Ebu Cafer Mensur'la İmam-ı Malik Hazretleri, Medine-i Münevvere'de Resulullah Efendimizin mescidinde bulunuyorlardı. Halife Mensur, yüksek sesle bir şeyler söyledi. Bunun üzerine Malik bin Enes Hazretleri, "Ey müminlerin emiri,
bu mescitte sesini yükseltme. Çünkü Allahu Teala Hucurat Suresi 2. ayeti kerimesinde mealen, "Ey iman etmekle şereflenenler! Sesinizi Nebiyullah'ın sesinden yukarı çıkarmayınız. Ona karşı birbirinize bağırdığınız gibi seslenmeyiniz. Ona saygısızlık gösterenlerin ibadetleri yok olur." buyurarak bir kavmi terbiye eyledi. Vefat ettikten sonra da Resulullah Efendimiz'e hürmet, hayatlarındaki hürmet gibidir buyurdu. İmam-ı Malik Hazretlerinin bu nasihatlerini dinleyen Halife Mensur sesini yavaşlattı ve "Ey imam, Resulullah'ın huzurunda dua ederken kıbleye mi döneyim yoksa Resulullah'a yönelerek mi dua edeyim?" diye sordu. İmam-ı Malik Hazretleri, "Ey müminlerin emiri, yüzünü Resulullah Efendimiz'den başka tarafa çevirme. Çünkü Resulullah Efendimiz Allahu Teala katında dileklerimiz için vesilemizdir. Bundan dolayı da yüzünü Resulullah'a dönmeli, onun şefaatini dilemelisin. O zaman Allahu Teala onu sana şefaatçi kılar." buyurarak, "Onlar nefislerine zulmettikten sonra gelirler. Allahu Teala'dan af dilerler. Resulüm de onlar için istiğfar ederse Allahu Teala'yı elbette tövbeleri kabul edici ve merhamet edici olarak bulurlar." mealindeki Nisa suresinin 64. ayeti kerimesini okudu. Din büyüklerinden İbni Ata Hazretleri, "Nefis, yaratılışı icabı edepsizdir. Halbuki kul, sürekli olarak edebe riayet etmekle memurdur. Nefsin tabiatı, muhalefet etmektir. Kulun vazifesi ise, gayret ederek nefsin bu kötü arzularına mani olmaktır." buyurmaktadır. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, kendisini sevenlerden birisine hitaben buyurur ki, "Ey oğul! Bir mecliste bulunduğun zaman az konuş. Sana sorulmayan şeye cevap verme. Bir şey sorulursa, cevabını bilmiyorsan bilmiyorum de. Bilmediğine bilmem demek ilmin yarısıdır. Eğer cevabını biliyorsan kısa cevap ver. Sözü uzatma. Mecliste bulunanlara imtihan için bir şey sorma. Onlarla münazara ve münakaşa etme. Kendini beğenerek en başa, yukarıya oturma. Edebe çok riayet eyle. Edepsizlik her zaman ve her yerde yasak ve sevimsizdir. Her yerin kendine mahsus bir edebi vardır. Allahu Teala'nın rızasına kavuşmak yolunda, senin önüne ve yoluna bir şey engel olursa, onu terk eyle." Saadüddin-i Kaşgari Hazretleri de, talebelerine hitaben şöyle buyurur. "Ey talebelerim! Biliniz ki, Allahu Teala bu kadar azamet ve büyüklüğüyle bizlere gayet yakındır. Bu sözü anlayamazsanız da böylece itikad edip inanmalısınız. Size lazım olan odur ki tenhada ve açıkta edebi gözetiniz. Evinizde tek başınıza olduğunuz zaman dahi ayağınızı uzatmayınız. Her an Allahu Teala'nın sizi gördüğünü biliniz ve ona göre hareketlerinizi düzenleyiniz. Kendinizi zahir ve batın edebiyle süsleyiniz. Görünüşteki zahir edep, Allahu Teala'nın emirlerini yapmak, yasaklarından kaçınmak, daima abdestli bulunmak, istiğfar eylemek, az söylemek, her işin inceliğini titizlikle yapmak, İslam alimlerinin
eserlerini okumak gibi hususlardır. Batın edebi ise, uygunsuz kimselerle düşüp kalkmamak, dünyaya bağlanmamak, Allah-u Teala'yı unutturacak her türlü işten uzaklaşmaktır. Netice olarak, Ebu'l-Berekat Emevi Hazretlerinin buyurdukları gibi, edep, kulun Allah-u Teala'ya karşı vazifelerini, vakitlerini nasıl ayarlayacağını, kendini ondan uzaklaştıran şeylerden nasıl korunacağını bilmesidir. Allah yolunda edep lazımdır, edep. Ölünceye dek talep gerektir, talep. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, Ramazan ayı gelince cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır. Uyu da nihan olan, kul deyu ben satılan, Mısır'a sultan olan, Yusuf peygamber yatur. Mısır'a sultan olan, Yusuf peygamber yatur. Asasın ecder kılan, bahre vurup yol eden, Firavunu helak eden, Musa peygamber yatur. Firavunu helak eden Musa peygamber yatur. Vücudunu kurt yiyen, kurt yedikçe şükreden, belalara sabreden Eyüp peygamber yatur. Belalara sabreden Eyüp peygamber yatur. Ol Allah'ın Habibi, dertlilerin tabibi. Ol Allah'ın Habibi, dertlilerin tabibi. Nebilerin serveri, Resul Muhammed yatur. Nebilerin serveri, Resul Muhammed yatur. Yunus sen de ölürsün, kara yere girersin. Yunus sen de ölürsün, kara yere girersin. Kara toprak altında çok günahkar kul yatur. Kara toprak altında çok günahkar kul yatur. Sırada tarihçi yazar İsmail Yağcı tarafından hazırlanan Berceste köşemiz var. Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Bir Berceste programında daha sizlerle beraberiz. Bugün de sizlere bundan önceki programlarda olduğu gibi insan sosyal hayatıyla ilgili birkaç yaşanmış tatlı hayat hikayesini anlatmaya çalışacağım. Ki biz de buradaki durumlardan ders alarak yeni yeni hatalara düşmeyelim. Varsa hatalarımız düzeltelim. Buradan maksat budur. Yoksa kimseyi hicvetmek değildir. Efendim bugünkü birinci hikayemiz ilmi siyaset. Zamanın birinde talebesiyle çok meşgul olan, böyle kabiliyetli bulduğu bir talebeyi de uzun uzun emek vererek yetiştiren hocası, artık mezuniyet belgesini, diplomasını efendim kendisine verirken, ki o zamanlar adı bunun icazet idi, çocuk tabi okulu bitirmenin heyecanıyla, medreseden mezun olmanın, bugünkü üniversiteden mezun olmanın heyecanıyla
bir an önce yeni görev yerine gitmek istiyor. Hocası diyor ki, bak oğlum, bu senin icazetin. Ancak senin daha eksiğin var. Sen ilmi siyaseti okumadın. Keşke ilmi siyaseti okuyup da öyle gitseydin. Hocam diyor, bana ilmi siyaset pek ihtiyacım olmayacak. Dolayısıyla ben sizden öğrendiğim işte fıkıh, kelam, buna benzer ilimleri beni dinleyecek kimselere, cemaatime aktarmakla vazifeliyim. Siyasete ihtiyacım yok. Sen bilirsin oğlum diyor. Ama okusaydın iyi olurdu. Çocuk hocasının gönlünde kırmadan yeni görev yerine gider. Ve orada efendime söyleyeyim derslerini vermeye başlar. Tabii dersleri verirken kendisi de zaman zaman cemaatin arasına karışır, şöyle bir yoklar etrafa. Bakar ki hocanın birisi bir yerde bir şeyler anlatıyor. Anlatıyor ama yalan yanlış anlatıyor. Kendisi de tabii medreseden yeni mezun olmuş, taze, bıçkın bir vaziyette kalkar cemaatin arasından der ki, cemaat, bu hocanın anlattıkları doğru değil. Sizi yanlış bilgilendiriyor. Der demez kürsüdeki adam şöyle dizleri üzerine dikilir. Ey cemaat, ben size 40 senedir demiyor muyum? Şeytan el-lain aranızdadır ve sakın ona kanmayın diye. İşte şu anda insan suretinde şeytan beni yalanlıyor deyince o adamın üzerine öyle bir yüklenirler ki cemaat kan revan içinde kalır. Şeytan bu, kolay mı? Yakaladılar bir kere. Kör şeytanı halledecekler. Çocuk perişan bir vaziyette tekrar döner gelir İstanbul'a hocasına. Hocam, herhalde benim eksiğim var, kusurum var. İlmi siyasette tahsil etmek istiyorum der. Başından geçen vakayı da anlatır. 3 sene daha tahsil hayatını sürdürüp ilmi siyaseti öğrendikten sonra, misal bu ya, gene böyle bir şehre gider, cemaatin arasında ilk namazını, ilk cumasını kılarken kürsüdeki hocanın yani böyle pek uygun olmayan, kitabi olmayan şeyler söylediğini görür. Ama bu sefer ilmi siyaseti öğrenmiştir. Der ki, ayağa kalkar. Ey cemaat, bu karşı kürsüde gördüğünüz hoca çok mübarek bir insandır. Bu hocanın sakalından bir tele sahip olanın ahiretteki durumu çok iyi olacaktır. Der demez o hocanın üzerine efendime söyleyeyim cemaat üşüşür sakalından bir tel almak için, hoca da hal kalmaz perişan bir vaziyette, hoca orayı terk eder. Efendim tabi her kürsüye çıkan hocamız böyle sözler söylüyor, böyle ilmi siyasete ihtiyacı oluyor manasında değil, ama maksadımızı anlatırken karşı taraftaki topluluğun da bu husustaki reaksiyonunu iyi hesaplamak için hakikaten dostlar arasında dahi ifadede bu inceliklere dikkat etmede fayda vardır herhalde. Yeni bercestelerde buluşmak üzere, hoşça kalın. Emveli rahmettir kuma, girelim sıdk ile yola, hulus ile eyleyelim, ta ki dua makbul ola. Programımızda büyüklerin tavsiyelerine dalmaya geldi sıra. Şimdi yine bir alimin sohbetine gidelim ve Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin yeni bir sohbetine katılalım. Şüphesiz kulun Rabbine olan sevgisinde samimi olup olmadığı, başına bela ve musibetler geldiği zaman ortaya çıkar. Kardeşlerim, düşünceniz sırf yiyecek, giyecek ve dünya lezzetleri olmasın. Bunlar nefsin ve insan tabiatının istediği şeylerdir.
Gençlikte az bir ibadet pek kıymetli olur. Düşman hücum ettiği zaman da askerin ufak bir hareketinin çok kıymetli olması gibidir. Göründüğün gibi olabiliyor musun? Sen namaz kıldığın, oruç tuttuğun, hayır işler yaptığın zaman bunları sırf rızayı ilahi için yaptığından emin misin? Eğer değilsen şimdi gel. Allah için yapmadığın bütün işlerin, adi ve bayağı işlerin için tövbe et. Halis kalb ile Allah-u Teala'dan affını dile. Zaman hızla geçip gidiyor. Ömürler zayi oluyor. Halbuki siz yiyemeyeceğiniz şeyleri toplamak, ulaşamayacağınız şeylerin peşinden koşmak, oturamayacağınız binaları kurmakla meşgul oluyorsunuz. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, İşte mübarek Ramazan ayı gelmiştir. Bu ay içinde öyle bir gece vardır ki, bin aydan hayırlıdır. Bu gecenin hayrından mahrum kalanlar, diğer bütün hayırlardan da mahrum olurlar. Damlalar köşemizde Hayati İnanç Bey bizlere güzel sözler aktaracak şimdi. Onu dinliyoruz. Merhaba sevgili dinleyiciler. Efendim, eski şiirimizin, klasik divan şiirimizin kodlama usulü şöyledir ki, mesela bir şair divan tertip etti, divan hazırladı, yaptı. Bu şu demektir, harf sırasına göre kafiyelenmiş şiirler o divanda mevcuttur. Asgari şart, en az şartıdır yani. Ne demek ki? İşte bugün ABCCDF, eskiden Elif BTS dediğimiz harf düzeni. Şimdi o harfle diyelim Elif harfindesiniz veya günümüzdeki karşılığı A harfindesiniz. O harfle biten gazeller yazıyorsunuz. 1, 3, 5, 10, 15 yani en az 30, 40 yani kolay sayılır Elif'le. Elif'le biten, A ile biten gazel yazmak diyelim orada 30, 40 gazel bulunur, 25 gazel bulunur her neyse. Sonra B harfine geçersiniz. B harfiyle 3, 5, 8, 10 her neyse. Her harfi böyle gözeterek yazarsınız ve öyle aranır. Divanlarda da öyle aranır, öyle kodlanır. Bir de redifiyle aranır gazel, abes redifli gazel. Şimdi sözü abes redifli bir gazelden söz edeceğim size. Derler ki işte gelmişiz redifli, görmüşüz redifli, gider redifli gazel. Fuzuli'nin işte gider redifli gazelini biliyor musun filan denir eski alışkanlık. Abes redifli bir gazelden söz edeceğim size. Bu gazelin sahibi Erzurumlu Hazık Mehmet. Erzurumlu Hazık Mehmet... Şu meşhur Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Farsça hocasıdır. Çok büyük de bir şairdir. Yani çok önemli bir ilim adamı olması, aynı zamanda Erzurum müftüsü olması gibi sıfatlarına ilaveten hakikaten çok büyük ve önemli bir şairdir ama bizim büyük vefasızlığımız burada da kendini göstermiş. Aradan iki asır gibi bir zaman geçer geçmez biz onu tamamen nisyana terk etmişizdir. Erzurumlu dostlarımızın ayrıca bu hususta dikkatlerini çekmek isterim. Abes redifli gazel. Bu arada abes redifli gazelin de bir hususiyeti var. Çok zor bir rediftir. Yani 7 beyitlidir bu gazel. 7 beyit yazacaksınız. Her birinin kafiyesi abes olacak. Yani abes kadar zor bir kelime üzerinde şiiri inşa etmek çok kolay olmasa gerek ama Hazık Mehmet'in bunu çok büyük başarıyla yaptığını görüyoruz. Mana açısından da son derece dolgun olan bu gazelden birkaç beyti arz ediyorum. İlk beytinde şöyle diyor: Var iken derler müdara cengü kavgadır abes, düşmeni bettinete amma müdaradır abes. Müdara kelimesi idareden gelir, aynı köktendir. Şu demektir yani ehil olmayan insanları, dostluğa layık olmayan insanları, nadanları, efendim ağyarı güler yüzle, tatlı dille idare etmek. Yani onun düşmanlığını celbetmek, onun size hasım olmasını temin etmek, yani sebep olmaktan uzak
durarak hiç olmasa düşmanlığı artmasın diyerek yahut da zararı bulaşmasın diyerek onu güler yüzle idare etmek. Çünkü davranışın tersi mürüvvettir. Yani müdara düşmana karşı yapılır. Layık olmayana, nadana karşı yapılır. İlgisize karşı, bilganeye yapılır. Ya dosta ne yapılır? Dosta mürüvvet yapılır. Mürüvvetle davranılır. İki cihan huzuru sığdı iki kelama, dostlar ile mürüvvet, düşman ile müdara. Yani dosta mertçe söylenir. Erkekçe mürüvvet o demek. Mert kökünü. Mürüvvet erkekçe söylenir. Kırılması, incinmesi falan da hesaba katılmaz. Yani kusuru varsa pat diye söylenir. Kırılır diye hesap edilmez. Ama bu dostluğa layık olmayan biriyle muhatapsanız onu müdara etmeniz gerekir. İki cihan huzuru da buna bağlıdır. Yani dosta mürüvvet, düşmana müdara edersiniz. Dünyadaki hayatı böyle idare eder gidersiniz. Yani öyle yapmak gerekir. Şimdi bu nükteden hareketle şairimiz Erzurumlu Hazık Mehmet diyor ki: Var iken derler müdara cengü kavgadır abes. Yani müdara gibi bir imkan varken, güler yüz tatlı dille adamı idare etmek varken, kavga etmek, ceng etmek, harp darp etmek abes bir şeydir diyor. Doğrudur da yani hakikaten derler diyor da yani karşı çıkarak demiyor. Doğrudur diyor. Öyle derler ve doğrudur bu kazıya. Fakat diyor, düşmanı bettinete amma müdaradır abes. Burada da bu kaidenin bir istisnasına işaret ediyor. Kötü tıynetli, kötü yaratılmışlı mayası yani düşman, öyle bir düşman var ki karşımızda. Yani çok af buyurun, ciğeri beş para etmez birisi için müdara bile abestir. Yani müdara içinde mürüvvet zaten söz konusu değil, mümkün değil de müdara da abest. Peki ne yapalım Hazıkçığım, yani şaire onu sorsak galiba zımnı cevabı şu: muhatap bile olma. Müdara etmek için dahi enerji harcama. Yani onunla zaman kaybetme. Ona harcayacağın bir dakikaya bile yazıktır. Görme daha iyi yani. Hiç görme daha iyi. Ya da yapabiliyorsan yani indir aşağı. Yani bertaraf olsun. Başkasını bari zehirlemesin yani. Var iken derler müdara cengü kavgadır abes. Düşmanı bettinete amma müdaradır abes. Abes Redifli bir başka beytinde şöyle diyor: Alemi balaya pervaza gerektir balüper, kendiruze ömr için bu şugli dünyadır abes. Dedim ya, abes redifi üzerinden gazel inşa etmek hakikaten muazzam bir maharet gerektiriyor. Bu beytte de görüyoruz bunu. Mana alemine, yüce alemlere uçabilmek, kanatlanabilmek, yücelebilmek için kol kanat lazım insana ve yükünden, ağırlığından mümkün olduğunca sıyrılması lazım. Bir uçak take off durumu yani kalkmadan önce lüzumsuz her şeyi üzerinden atmayı ister. Zaruri olan yükün dışında bir yük almak istemez. Doğrusu da budur yani. Lüzum yok. Uçmayı zorlaştırır, bazen imkansızlaştırır. Şimdi sana diyor kol kanat lazım uçabilmek için. Çendruze ömr için bu şugli dünyadır abes. Çendruze dediği ruze gün demektir efendim. Çende kaç demek veya birkaç demek kullanıldığı yere göre. Çendruze birkaç gün. Yani birkaç günlük ömür için diyor bu dünya işleriyle meşguliyet yani abestir diyor. Abestir. Çünkü çıkacağın yolculukta sana fazla yük lazım değil. Bunlardan pişman olacaksın. Neyleyim ezharı rengarenk ile zeyn olduğun. Yarsız hazık bana gül geçti sahradır abes. Ve son beytinde mahlasını kullandığı beytte de diyor ki ne yapayım diyor, çeşit çeşit çiçeklerle süslenmiş diyor gül bahçesi. Yarim yoksa diyor benim için kaç para kıymeti var ki? Yani sevgili yoksa ortalıkta, hani bir halk türküsünde dendiği üzere neyleyim köşkü neyleyim sarayı içinde salınan yar olmayınca. Bahar geçer yaz gelir, sahur vakti az gelir, gündüzleri sepetle kırmızı kiraz gelir. Sevgili dinleyicilerimiz, sırada bugünkü iftar menümüz var. İftarlık bölümünden herkese bir kez daha merhabalar sevgili dinleyenler. Bugün yine güzel bir menü oluşturduk. Aralarından bir tanesinin tarifini sizlerle paylaşacağım. Bugünkü tarifimiz avant kebabı olacak ama siz bunların yanında bulgur pilavı ve yayla çorbasını da ihmal etmeyin. Avant kebabı için malzemelerimiz 3 adet bostan patlıcanı, 400 gram kuşbaşı kuzu eti, 2 adet soğan, 100 gram mantar, 2 adet domates, 1,5 su bardağı sıvı yağ, yarım kaşık salça, 1 bardak et suyu ve tuz.
Hazırlanışına gelince biraz zahmetli bir hazırlanışı var ama denemeye değer diyoruz. Patlıcanları yarıdan kesip üzerine tuz serpiyoruz. Ve yarım saat bekletiyoruz. Yarım saat sonra yıkayıp kurudun. Kızgın sıvı yağda arkalı önlü hafifçe kızartıp bıçakla yaralım. Orta kısmını çok fazla oymadan bıçakla kesip çıkartalım. Patlıcanların karın kısmından çıkan parçaları küçük küçük doğrayıp bekletelim. Bir tencerede suyu kaynatalım ve içine etleri bırakıp etler yumuşayıncaya dek haşlayalım. Daha sonra etleri delikli bir kepçeyle alıp küçük doğranmış patlıcan içlerini etlere ilave edip karıştıralım. Diğer bir taraftan tereyağını eritin, doğranmış soğanlar pembeleşsin. İçine rendelenmiş domatesler, patlıcan içiyle karışmış etleri ilave edip 3-4 dakika kadar kavurun. Mantarları boyuna dilimleyip çok az limonlu suda haşlayabilirsiniz. Delikli kepçeyle çıkartıp onları da etlere ilave edelim. Patlıcanların karın kısımlarını etli harcı dolduruyoruz ve fırın tepsisine diziyoruz. Üzerini patates dilimleriyle de süsleyebilirsiniz. Bir bardak et suyuna salçayı ilave edip tepsiye dökün. Patlıcanları fırına verin. Patlıcanlar iyice pişine dek fırında tutmayı ihmal etmeyin. Arzuya göre sade pilav eşliğinde de sıcak servis yapabilirsiniz. Efendim bir kez daha malzemelerimizi abant kebabı için tekrarlayalım dilerseniz. 3 adet bostan patlıcanı, 400 gram kuşbaşı kuzu eti, 2 adet soğan, 100 gram mantar, 2 adet domates, 1,5 su bardağı sıvı yağ, yarım kaşık salça, 1 bardak et suyu, eti haşladığımız su olacak bu ve biraz da tuz. Afiyet olsun. Nasihatler. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, ahmaklık hatada ısrar etmektir. Dua etmekle beraber sebeplere yapışıp çalışmak lazımdır. Sebeplere yapışmadan dua etmek silahsız harbe gitmek gibidir. Sebeplere yapışacağız ancak sebeplerden de bilmeyeceğiz. Yaratan Allahü Teala. Nasihatler. Devlete erdi saimler, hem gecesinde kaimler. Kalkın ibadet edelim, vakti sahurdur müminler. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Ay doğdu üzerimize, veda tepelerinden. Şükür gerekdir bizlere Allah'a davetinden. Ay doğdu üzerimize, veda tepelerinden. Şükür gerekdir bizlere Allah'a davetinden. Resul Allah, Habib Allah, Nebi Allah, Şefi Allah. Resul Allah, Habib Allah, Nebi Allah, Şefi Allah. Allah. Salla
sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen güneşsin, sen kamerisin, sen nur üstüne nursun. Sen Süreyya yıldızısın, ey sevgili ey Resul. Sen güneşsin, sen kamerisin, sen nur üstüne nursun. Sen Süreyya yıldızısın, ey sevgili ey Resul. Ah Resul Allah, Habib Allah, Nebi Allah, Şefi Allah. Resul Allah, Habib Allah, Nebi Allah, Şefi Allah. Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ey bizden seçilen elçi, yüce davetle geldin. Sen bu şehre şeref verdin, ey sevgili hoş geldin. Ey bizden seçilen elçi, yüce davetle geldin. Sen bu şehre şeref verdin, ey sevgili hoş geldin. Ah Resul Allah, Habib Allah, Nebi Allah, Şefi Allah. Resul Allah, Habib Allah, Nebi Allah, Şefi Allah. Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle değil midir sevgili dinleyicilerimiz? Hepimiz eskiye özlem duyuyoruz ve eski Ramazanları arzuluyoruz. Keşke diyoruz, ah çekiyoruz yeri geliyor. Bu hasretimizi az da olsa dindirecek olan köşemizde sıra. Şimdi de Saadet Şen'den Ramazan hatıralarını dinliyoruz efendim. Ramazan Sohbetleri. Refik Halit'in bir yazısını aktarıyoruz. Çocukluğumun Ramazanları. Gözlerimi kapayıp için için tatlı tatlı düşünüyorum. Çocukluğumun en hoş, en haysiyetli hatıraları zihnimde birer birer canlanıyor. Zihnimin uyuşmuş, donmuş bahçelerinde bu tılsımlı isim bir rüzgar gibi dolaşarak hatıralarımı çiçeklendiriyor. Ramazan'a ait duygularımı gönlümün katmer katmer, büklüm büklüm yaprakları içinden gittikçe renkleşerek, tatlılaşarak birer meyve gibi büyüyor. Yüreğim geçmişin anısıyla şimdi inliyor. Düşündükçe derinleşiyorum. Olgun hatıraların ağırlığı ile başım bol meyveli bir dal gibi önüme sarktı. Ruhumun içinde bir heybet var. Sanki ardı arkası alınmaz cemaatlerle dolu büyük camilerde tiz sesli müezzinleri dinliyorum. Sanki rükudan secdeye varan safların kıbleyi inleten azametli uğultusunu duyuyorum. Her anı durgun, derin bir göle atılan taşlar gibi gönlümün üzerine düştükçe geniş, hesapsız çemberler yapıyor. Açıldıkça genişleyen bu hesapsız duygular kalbimizde izler açıyor. Ne kadar heyecanlıyım. Çocukluğumun o şenlikli Ramazanları artık geçmişe karıştı. Tarihin malı oldu, bitti. Yeni asrın çelik tabanlı, aceleci, saygısız ayağı bu güzel geleneğe bir kör gibi bastı, ezdi ve geçti. Elbette bu böyle olacaktı. O Ramazanlar bu maddeci devir içinde
çok hayali, çok esrarlıydı. Bu didişme asrının, o fazla sessizlik, fazla uyku, fazla tembellikle şişmiş rahat günlerden haz duymasına imkan yoktu. Bu hasislik ve pahalılık seneleriyle o nimet dağıtma ve harcama baş başa veremezdi. O zevkteki, rahattaki, yemekteki müthiş bollukla bu her işteki yaman yoksulluk elbette uyuşmayacaktı. Ne kadar kederliyim. Çocukluğumun o metanetli kanaatini bir daha kendimde bulamamak beni üzüyor. Zaten tecrübe ve yaş kolay aldatılıp kolay avutulmamak değil midir? Şimdiki neslin heyecansızlığı, maddeciliği karşısında zaten o eski Ramazanları yaşayamazdı. O eski Ramazanlar için bizim aldığımız dini terbiye, bizim gördüğümüz sakin ve huzurlu ömür gerekti. Sanmam ki çocuklarımız o yarı sönük, yarı silik mahyalarla Ramazan davulcularının o yarı bozuk, yarı boğuk beyitlerinden zevk duysunlar. Şimdi düşünüyorum da acaba bana mı senelerin uzaklığı ardından o eski Ramazanlar bu kadar çekici, bu derece erişilmez bir saadet gibi görünüyor diyorum. Ne tatlı vakit geçirirdim. Gündüzleri camilere giderdim, sakin sesle mesnevi okuyan sikkeli dervişleri hürmetle dinler, gür sesiyle halkı uyandırmaya çalışan kocaman sarıklı kürsü şeyhlerini geçerek ruhuma mukaddes makamların askısını dolduran yanık sesli hafızların sıra sıra diz çökmüş dindaşlarımla dolu halkalarına sokulurdum. Her köşesinden ayrı şevkte, ayrı makamda, pes veya tiz birçok seslerin yükseldiği bu geniş akisli yüksek kubbe altında kendimi ne kadar ufak, benliğimi ne kadar günahkar bulurdum. Kibrimden, gururumdan kaybede de ruhumu hafifleten bu ziyaretler yüreğimin sade dünyaya açık hücresine sanki ahiretten bir yol açardı, vücuduma uhrevi bir hava yayılırdı. Ramazan yine geldi. Fakat seneleri dolduran olaylar onu da değiştirmiş. O da tanınmaz hale gelmiş. Artık gönlüm gibi bu Ramazanların da şevki, şaşası kalmamış. Ne kadar dertliyim. Edelim rahmet bu aya, el kaldıralım duaya. Armağanıdır Mevla'nın her sene bayu gedaya. Bu güzel ayı bizlere şiirlerle anlatanlar da var. Tam da bu anda sıra şiirlerle Ramazan köşesine geldi. Hep birlikte dinliyoruz. Gülşidin her an söyleyeyim, bir özge seyran söyleyeyim. Ey benim ağa efendim, lisan-ı sıbyan söyleyeyim. Küçücek uşağı bebek, patacak demektir kötek. Habıcık derler kapma, mama demek yemek yemek. Takkeye söylerler tatta, ekmeğe hem derler papa. Okumaktır amin amin, zoka çıkma atta. Oyunu el çap etmektir, çıp çıp da hamam demektir. Kınalı kedisi pisi, kuçu kuçu da köpektir. Bu kelam gülecek sözdür, çocuğu kucakta gezdir. Öpmeye derler maçacak, ateşin de adı cızdır. Uykusudur nenni babam, uyudur olursa makam. Tuhfe dil söyler uşaklar, mama derler olsa tam. At görseler derler, deh deh, başın dövmek oldu, vah vah. İki yumrukların döver, birine der ise oh oh. Alaylı eylesen güler, dümbeleye tom tom çalar. Yalandan ağlayım desen, gözünün yaşını siler. Al şeye derler cici, korkudursan geldi böcü. Bekçiye der tak tak baba, kıh derler olsa kesici. El göğsünde oldu veda, elini açmaktır dua. Çocukları lisanını söyleden ol gani huda. Çağırsan bilur adını, tatlının bilur tadını. Rabbim hatadan saklasun cümlesinin evladını.
sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesi olunca Allahu Teala kullarına rahmet ile nazar eder ve rahmetle nazar ettiği kuluna da asla azap etmez. Bu ayın her gününde Hak Teala pek çok günahkarı cehennem ateşinden azat eder. Ramazan-ı Şerif'in son gecesi olunca bütün bir ay boyunca mağfiret ve azat olunanlar kadar daha mağfiret ve azat olunur. TGRT FM'deki beraberliğimiz bütün coşkusuyla sürüyor sevgili dinleyicilerimiz. Ve Nur Subaşı bizlere Ramazanlı köşesinden sesleniyor. Geçmiş zaman olur ki. Yazan Mehmet Öztürk. Yapım ve yönetim Niyazi Hancı. Sunan Nur Subaşı. Sayın dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde eskiden çocukların Ramazan günlerinde neler yaptıklarından, nasıl eğlendiklerinden bahsetmek istiyorum. Çocuklar Ramazan'ı sevinçle karşılardı. Çünkü bu ayda okul yarı yarıya azalır, tatil saatleri çoğalırdı. Karagöz, Meddah ve orta oyunu gösterileri bu ayda daha bir artardı. Her yan geceleri kandillerle donatılır, camilerde kandil uçurtmaları tertip edilirdi. Asıl hazırlık yangın yerlerinden kırık çanaklar, kiremit parçaları toplamakla yapılırdı. Diyeceksiniz ki, bunlar ne işe yarayacak? Efendim, bunlar Ramazan gecelerinin çocuklar için en çok heyecan veren maytapların, fişeklerin atılmasına yarardı. Büyük bir dikkatle çanak terslerine zeytinyağları ve fitiller konulur. Kiremit parçalarına muşambalar ve mumlar dikilir. Bunlar yaya kaldırımları üzerine sırayla dizilir. Maytaplar yanmaya, fişekler patlamaya başlar. Artık oracıktan gelip geçenlerden yağ, meyve ve mum parası toplamak adet olmuştur. Sokaklardan yağ parası, mum parası, hani bunun maskarası diye çınlayan çocuk sesleri, bağırışlar, kahkahalar duyulurdu. O yıllarda sokakların aydınlanması hayli eksik olduğundan bir yerden bir yere gidecek olanlar yanlarında mutlaka fener taşırdı. Çocuklar fenerlileri takip eder, feneri söndüreceklerini ima eder, bakkalda üzüm, fenerde gözüm tekerlemelerini hızlı hızlı söyleyerek gelip geçenlerden yağ parası, mum parası koparırlardı. Vermeyenlerin fenerlerini patlatmak yahut kapıp kaçmak, en azından taciz etmek neredeyse adet haline gelmişti. İşin tuhaf bir yanı da o yıllarda fenersiz sokağa çıkmak hükümet tarafından yasaklanmıştı. Eğer bir kişi kazara sokakta gecenin bir vaktinde zaptiyeler tarafından fenersiz yakalanırsa soluğu karakolda alırdı. Dilimize yerleşmiş olan fenersiz yakalanmak tabiri o günlerden kalmadı. Efendim, bugünlük de bu kadar. Yarın yine bu saatte yeniden buluşmak umuduyla hoşça kalın. Evveli rahmettir kuma, girelim sıdk ile yola, hulus ile eyleyelim, ta ki dua makbul ola. Sırada her sene beğeniyle takip ettiğimiz Ramazan oyunumuza geldi sıra. Hep birlikte dinliyoruz. Gül Yüzlüm 8. Bölüm. Yazan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Ses kayıt Davut Genç. Montaj Halil Karabacak.
Bu oyun yaşanmış bir hayattan esinlenerek hazırlanmıştır. Yüksek sosyeteye mensup olan Ümran Hanım'ın birinci kocasından Asuman, ikinci kocasından Serpil adında iki kızı vardır. Ölen birinci kocasından intikal eden servetin üçte ikisi büyük kızı Asuman'a aittir. Asuman'a vasi olan Ümran Hanım, ona ait serveti hoyratça kullanmakta, Asuman'a çok fena muamele etmektedir. Buna karşılık halen evli olduğu ikinci kocasından olan kızı Serpil'i delicesine sevmekte, bir dediğini iki etmemektedir. Yaşına göre son derece serbest bir hayat yaşayan Serpil, hukuk fakültesi son sınıf öğrencisi Kemal'e sevdalanır. Parayı malı seven Kemal, sevmemesine rağmen Serpil'le sözlenir. Ancak Serpil, Kemal'i ablası Asuman'dan kıskanınca onu yatılı okula verirler. Asuman, gerek annesi ve gerekse kardeşi Serpil tarafından hep hakarete ve aşağılanmaya maruz kalır. Kemal'den uzak dur abla. O benim sözlüm. Ayartmaya kalkışma onu. Bu ne biçim söz Serpil? Neden ayartayım? Sözlendiğini şimdi Kemal'den duydum ve çok sevindim. Yalan söyleme. Bilmez miyim ben seni? Hemen Karaçalı gibi aramıza girip mutluluğuma engel olmaya kalkışıyorsun. Saçmalama Serpil. Durup dururken de ablanın gönlünü kırma. Ne o? Bakıyorum sen de ondan yana tavır aldın. Eğer gönlün ablamdaysa söyle. Sözümüzü bozalım, onunla evlen. Serpil, ağzından çıkanı kulağın duysun. Neler oluyor orada bakayım? Aa, sen misin? Ne zaman geldin? Az önce anneciğim, sizleri çok özledim. Gelir gelmez de sözlümü elimden almaya kalktı anne. Onları burada baş başa yakaladım. Keser misin sen? Baş başa yakaladım ne demek? Eve giriyordum, Kemal Bey'le karşılaştım ve ayaküstü seninle sözlendiğini söyledi bana. Mesele bundan ibaret. Yalan söylüyor anne. Kemal elimden almak için kırıtıyordu. Yapma Serpil, o senin ablan. Bu kadar kıskançlığın lüzumu yok. Tamam, tamam. Tartışmayı bırakın bakayım. Asuman, sen salona git. Serpil, sen Kemal'le sinemaya gitmeyecek miydin yavrum? Anahtarı vereyim de arabayla gidin. Anlat bakalım Asuman. Yatılı okulda hayatın nasıl geçiyor? Arkadaşlar edindin mi? Hayatından memnun musun? Edindim babacığım. En yakın arkadaşım Lale. Balıkesir'den gelmiş. Fatih'te bir akrabalarının yanında kalıyor. Bugün o da evci çıktı. Eski okulundan ayrıldığın için uyumsuzluk çekmiyorsun ya. Ama neden çekecekmiş? Okulun eskisi yenisi mi olur? Okuyan her yerde okur. Okul yönünden bir sıkıntım yok. Tek derdim sizlerden ayrı kalmak. Ama seni duyan da Amerika'da okuduğunu sanacak. Okulla evin arası ne kadar yol. Hafta sonları geliyorsun işte. Öyle deme Ümran. Üzülmesin normal. Kızcağız ilk defa bizlerden evinden ayrılıyor. Bu arada Serpil'i söz kesmişsiniz. Çok sevindim. Hayırlı uğurlu olsun. Bir daha tekrar etmek istemiyorum Asuman. Eve geldiğinde Serpil'i üzecek hareketlerde sakın bulunma. Bu sana son ihtarım olsun. Üzmek mi? Ben neden Serpil'i üzeyim ki anne? Nedenini sen bilirsin. Kemal'den uzak dur. Ümran, bu ne biçim laf? Sen karışma Sezgin. Olanları görmedin. Gelir gelmez ayağının tozuyla yine Serpil'i strese soktu. Anne, Kemal'le sadece konuştuk, okulumu sordu, sonra da Serpil'le sözlendiğini söyledi onu, bana. Onu bunu bilmem. Sana daha önce de söylemiştim. Serpil'i kızdıracak şeyler yapma demiştim. Bunu bile bile sözlüsüyle kırıştırıyorsun. Günahımı alma anne. Ben hayatımda kimseyle kırıştırmadım ki kardeşimin sözlüsüyle kırıştırayım. Ağlama. Ağlayıp da sinirlerimi daha beter bozma. Gelir gelmez hemen huzursuzluk çıkarttın evde. Çekemem senin gözyaşlarını. Ağlayacaksan defol git kendi odanda ağla. Hadi. Yeter yeter Ümran. Kızcağızı evinden uzaklaştırdın yetmiyormuş gibi bir de namusuna dokunacak sözler söylüyorsun. Asuman öyle kardeşinin nişanlısını ayartacak kızlardan değil. Nereden biliyorsun ayartmadığını? Hem artık onun avukatlığını yapmaktan da vazgeç. Avukatı değil, babasıyım onun. Hiç bile değil. O senin üvey kızın. Sen Serpil'in babasısın. Onun istikbalini, mutluluğunu düşünmek zorundasın. Biliyor musun Umran? Bu acımasızlığın yüzünden bazen seni terk etmeyi bile düşünüyorum. Neden terk etmiyorsun? Ha? Çünkü paran yok. Benim paramla yaşıyorsun da ondan. Yalan mı? Ne oldu Asuman? Neden ağlıyorsun? Yok bir şey Lale. Sadece sinirlerim bozuk. Ne oldu? Evde canını mı sıktılar? Evet. Anlat hadi. Hem ferahlamış olursun. Anlatsana Asuman. Dertler paylaşılırsa azalırmış.
Beni görünce sevineceklerini sanmıştım. Benim özlediğim gibi onlar da özledi sanmıştım. Ne aptalmışım. Değişen hiçbir şey olmamış. Yine hakarete uğradım. Ne yaptılar sana? Kız kardeşim Serpil'i ona ders veren öğretmenine sözlemişler. Köşke girerken kapıda karşılaştım. Ayaküstü biraz konuştuk. Vay sen misin konuşan? Kusura bakma ama annen de kardeşin de tam sadist ruhlu kimselermiş kızım. İnsan düşmanına bile böyle iftiralarda bulunmaz. Ne biçim anneymiş bu? Bir başkası yapsaydı bunu sabredemezdim, karşı gelirdim. Ama biri annem, öbürü kardeşim, yapamıyorum işte, isyan edemiyorum. Peki üvey baban, o da onlarla beraber mi? Hayır, o iyi bir insan. Öz babam gibi beni savunmak istiyor ama elinden bir şey gelmiyor. Biraz sesini yükseltse annemden korkup pısıyor. Neden? Çünkü o da paranın esiri olmuş. Emekli adam, aldığı maaş sigarasına yetmiyor. Köşkün masraflarını annem karşılıyor. Tabii senin paranla değil mi? Kusura bakma ama kabahat sende kızım. Neden Lale? Annenin karşısına dikilip de gerçekleri haykırsan bütün bunlar olmazdı. Tersine bir de seni el üstünde tutardı. Hangi gerçekleri? Bir de soruyor. Hangi gerçekler olacak? Babandan sana kalan servet. Bak bakalım cadı annen o zaman bayrakları yarıya indiriyor mu, indirmiyor mu? Sen sustukça o senin bu zayıf noktalarına güvenip istediği gibi at koşturuyor. Yapamam Lale, söyleyemem. Gururlarına dokunur, üzülürler sonra. Çıldırtma insanı kız, evliya mısın sen? Onların sana yaptıklarına bak, senin onlar için düşündüklerine bak. Kusura bakma da kızım, beni üzeni ben de üzerim. Hiç gözünün yaşına bile bakmam. Yine aptal diyeceksin ama ben yapamıyorum Lale. Annem o benim. Benden nefret etse de bu gerçeği değiştiremem ki. Beni 9 ay karnında taşıdı, doğurdu, emzirdi, büyüttü. Ne yapayım? Çaresiz katlanacağım onlara. Annem bir iki aya kadar nişana yapalım diyor Kemal. Siz bilirsiniz. Biliyor musun, nişanımız şahane olacak sevgilim. Annem öyle bir davet listesi yapmış ki görme. Sosyete ve iş dünyasının birçok ismini çağıracak. Bütün gazetelerde resmimiz çıkacak. Ne kadar güzel değil mi hayatım? Ya çok güzel. Hı-hı. Bana bak, neyin var seni? Beni dinlemiyor musun? Yo, dinlemez olur muyum? Dinliyorum sevgilim. Hayır, dinlemiyorsun işte. Sevinmen gerekirken yüzünden düşen bin parça. Aklın kimde senin? Hiç kimse de değil. Geçen hafta neredeyse ağzımın içine girecektin. Sevgilim diyordun da başka bir şey demiyordun. Ablamı gördükten sonra değişti. Saçmalama Serpil. Gördüysem ne olmuş ki? Daha ne olsun, o kız yılanın teki. Ne yaptı etti, yine aramıza girip mutluluğumu bozdu. Nefret ediyorum ondan. Bir türlü anlayamıyorum seni. Kızın ağzı var, dili yok ama buna rağmen nefret ediyorsunuz ondan. Ederiz tabii, etmemiz için sebep var da ondan. Neymiş o sebep? Yine kıskançlık mı yoksa? Hay sevsinler. Onun neyini kıskanacağım? Bir kere ondan hem gencim hem güzelim. Sadece sinirime dokunuyor. Yüzünü görmek, sesini duymak bile delirtiyor beni. Bizden uzak dursun diye o kadar da yatılı okullara verdik. Hafta sonları da gelse yılan gibi sokuyor beni. Madem öyle atın evden olsun bitsin. Onu da yapacağız. Ama ne yazık ki sahip olduğumuz malın mülkün hepsinde hissesi var yılanın. Ne? Ne dedin sen? Yani oturduğunuz köşk, yazlık, villa, han annenin değil mi? Ne yazık ki hepsi değil. İlk kocasından miras kaldığı için 1/3 annemin, 1/3 de o yılan kızın. Ya bilmiyordum. Demek aslında Asuman çok zengin ha? Aman yerin dibine batsın zenginliği. Zengin olacağına akıllı olsun, alımlı olsun. Zenginliğini kullanıp da benim gibi yakışıklı bir Kemal bulsun. Yalan mı sevgilim? Yarın cumartesi evine mi gideceksin, okulda mı kalacaksın Asuman? Neden sordun? Okulda kalırsan seninle kalırım. Evim varken burada kalmam doğru olmaz Lale. Hem gitmediğim için kızabilirler bana. Hiç sanmam. Tersine zil çalıp oynarlar, hiç merak etme. Öyle deme, merak ederler. Hem okulda kalıp da ne yapacağım? Dertlerimle arkadaşlık mı yapacağım? Sen bilirsin. Geçen hafta olanlardan sonra belki evine gitmek istemezsin diye düşünmüştüm de. Annemle Serpil merak etmeseler bile Sezgin babamla Bahçıvan Bedri amca merak eder. Onlar için gitmeliyim. Tamam, yine de gitmekten ceyersen söyle. Hafta sonunu birlikte geçiririz. Sinemaya, tiyatroya falan gideriz. Beni düşündüğün için teşekkür ederim Laleciğim. Allah'a şükürler olsun ki bana senin gibi iyi yürekli bir arkadaş nasip ettin. Ya Rabbi.
anneme iyilik ver. Kalbine yumuşaklık ver. İffetime, onuruma, namusuma laf etmelerine müsaade etme Allah'ım. Asuman? Kemal, sen ha? Nasılsın? Teşekkür ederim. Senin burada işin ne? Eve gidiyorum. Vapurun içinde yer bulamayınca güverteye çıkayım dedim, seni gördüm. Sen de eve mi gidiyorsun? Evet, malum hafta sonu gidişi. Nişanınız ne zaman? Bilmiyorum. Ümran Hanım Serpil'e bir an önce ilan edelim demiş. Sosyeteyi çağıracakmış. Çağırır. Annemin muhiti geniştir. Asuman Hanım. Efendim? Neden söylemedin? Neyi? Zengin olduğunu. Sana kim söyledi? Serpil. Geçen haftaki olayı tartışıyorduk. O kaçırdı ağzını. Malın mülkü üçte biri anneninmiş. Geri kalanı hep seninmiş. Bunun ne önemi var ki? Olmaz olur mu? Ben bütün servetin annenin olduğunu sanıyordum. Yasaya göre ancak üçte biri onun. Üçte ikisi benimmiş. Ama bu muazzam bir şey Asuman. Senin üçte iki dediğin hisse satmaya kalksan kaç milyar eder biliyor musun? Bilmiyorum. Hesabını yapmayı da hiç düşünmedim. Başka şeylerden söz edelim lütfen. Nişanınızı konuşuyorduk. Asuman, sana bir şey itiraf etmek istiyorum. Gül Yüzlüm adlı oyunumuzun 8. bölümünü dinlediniz. 9. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, orucun faydalarını saymakla bitiremeyiz. Ve şimdi sırada orucun faydaları köşesi var. Hep birlikte dinliyoruz. Oruç ve sağlığımız. İnsan vücudu gençleşir. Bünyemizin sağlıklı olup olmaması hücre faaliyetlerine bağlıdır. Hastalık ve yaşlılık hücrelerin gençleşme ve yenileşme işlemlerinin yavaşlamasıyla başlar. Bu yavaşlama ölmek üzere olan hücreler sağlıklı hücrelerin beslenmesine ve oksijen alınmasına engel olur. Hücrelerin görevlerini yerine getirebilmesi için ölmek üzere olan hücrelerin mümkün olduğu kadar en kısa süre içerisinde vücuttan dışarı atılması gerekmektedir. Orucun önemi burada ortaya çıkar ve Allahü Teala'nın emrettiği orucun tutulmasıyla insan vücudu gençleşir. Oruç sırasında ölü veya ölmekte olan hücrelerin dışarı atılma işlemi kolaylaştırılır ve hızlanır. Hücreler zehirli atıklardan kurtulur. Hücre oksijeni temin ederek çalışmasını normal seviyeye yükseltir. Oruç tutanlar arasında yapılan araştırmalarda oruç sırasındaki kandaki lipid oranının düştüğü ve normalleştiği saptanmıştır. Acıkan bir insanın midesinin asit salgılamasına karşılık oruç tutanların oruçlu oldukları süre zarfında midelerinin asit salgılamadığı saptanmıştır. Oruç tutanlarda kana geçen besin maddesi en az seviyeye indiği için böbrekler bir yıl boyunca devam ettikleri çeşitli maddeleri ayrıştırma ve süzme işlemlerinin yorucu yükünden oruç sayesinde en az 4-5 saat uzak kalır. Oruç tutan insanlarda akciğer, karaciğer, böbrek ve deri gibi boşaltım organlarını temizlenme görevleri de artar. Buralarda birikmiş olan artık ve toksin maddeler hızlı bir şekilde dışarı atılır. Mesela oruç esnasında idrar içeriğindeki toksinlerin konsantrasyonu normal zamana göre 10 kat artmaktadır. Oruç tutmak izzettir, bilenlere lezzettir. 11 ayın sultanı müminlere rahmettir. Böylelikle bir sahur özel programımızın daha sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Bu programı sizler için Selahattin Aksongur yönetiminde Ufuk Karcı hazırlarken Muhittin Sami Yaygıngöl teknik yapımda görev yaptı ve ben İrfan Atasoy da sundum. Yarın tam seher vaktinde yine sahur programında yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim. Sahur özel programı.